Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da elhamdülillah ki elhamdülillah 10. hakikate kadar geldik. 10. hakikat ne hakkındadır dersek hemen başındaki o manşet cümleyi bir okuyalım. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Bir daha okuyayım. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Yani bu 10. hakikatte eğer becerebilirsek, dökmezsek, saçmazsak, Üstad Hazretlerinin bize gösterdiği hikmet kapısından, inayet kapısından, rahmet kapısından, adalet kapısından gireceğiz. Onların eşliğinde, onların bakış açısını, görüş açısını, okuma açısını yanımıza alarak ayetlere bakacağız, kainattaki delillere bakacağız, bu türden oluşlara, tecellilere bakacağız ve oradan ilgili isimlere, yani Hakim, Kerim, Adil, Rahim isimlerine, Cenab-ı Hakk'ın bu güzel isimlerine çıkacağız, becerebilirsek. Ondan sonra da oradan haşrin olmazsa olmazlığına bir mantık, bir argüman, bir delil elde edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bizi buna muvaffak eylesin diyelim. Amin. 10. hakikate başlamadan önce hemen yine en başa bir dönelim. Haşr Risalesi hangi ayet-i kerimelerle, hangi mübarek adımlarla başlıyordu onu bir hatırlayalım. Bu neden önemli? Bu ne yaptığımızı unutmamamız için önemli. Biz burada Kur'an ayetlerinin hayatımıza, kainata, insaniyete nasıl katılacağını anlamaya çalışıyoruz yani. Bu ayet-i kerime bir müminin gündelik hayatında onu nasıl şekillendiriyor? Onun dünya görüşünü, ibadet hayatını, itikadını, amelini nasıl daha üst bir seviyeye çıkarıyor? Onu anlamak için biz bu risaleleri okuyoruz. İmanımızı kuvvetlendirmek için Faris Kaya abinin tabiriyle, Profesör Doktor Faris Kaya'nın tabiriyle Kur'an penceresinden kitabı kainatı okumasını öğreniyoruz biz bu risalelerle. İşte 10. sözde bize girişte iki anahtar veriyor. Birinci anahtar Bismillahirrahmanirrahim. İkinci anahtar Estağfirullah. فَنْزُرْ اِلَىٰ اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ Bir kez daha okuyayım. فَنْزُرْ اِلَىٰ اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ Söz basımda bunun kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Rum suresinin 50. ayeti. Ayet-i kerimeyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile görüyoruz ki baharda haşir kanununun çok büyük bir yansıması var. Ve bahara bakılırsa haşir de çözülecek. Ama ne gözle bakmak lazım? Bir, rahmet eseri olarak bakmak lazım. İki, kudret eseri olarak bakmak lazım. Ve biz biliyoruz ki rahmet ve kudret haşrin ne diyelim gerek şartları. Geçenki dersimize atıf yapalım. Yani Cenab-ı Hakk'ı hiçbir şey böyle bir yaratışa mecbur edemez. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ı boyunduruğu altına alamaz, zorunda bırakamaz. Ancak onun rahmetinin şanıdır ki onu böyle yaratışlara itiyor. Yani itiyor tabirini de tırnak içinde kullanıyorum. Kafamıza yaklaşması için, yoksa haşa Cenab-ı Hakk diyorum, tekrar altını çiziyorum.
Samet olanı hiç kimse mecbur edemez. O hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç çünkü. Hal böyleyken peki niye Cenab-ı Hak bu kadar alemi yaratmış, canlıları yaratmış, insanı yaratmış? İşte onun açıklaması rahmette. Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim sırrında. O hadisi kutsi'de buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak gizli bir hazineydi, rahmetinden, kereminden, cömertliğinden bilindi. Bilinmekle bize lütfetti. Haşa biz ona bir şey vermedik, bir şey bağışlamadık. Onun hak ettiğinden fazlasını da yapamıyoruz. Hak ettiğini bile yapamıyoruz. Hadi fazlasını geçtik. Yani hak ettiğini bile yapamıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı yaratışta, bize onların içinde nimetler bağışlayışta hak ettiği tesbih var, teşekkür var, şükür var, hamd var, başka başka zikirler, ibadetler var. Ama biz daha bunları yapamıyoruz ya. Bunları hakkıyla yerine getiremiyoruz. Bir günümüzün çoğu gaflet, azıcık ibadet. O da yapanlarımız için. Bir saatimiz namaz belki. Ondan ayrı yaptığımız bir şeyler varsa bir saatte o olsun. Bak 24 saatten 2 saat. Halbuki o 24 saat belki 2400 saat ibadeti hak ediyor. O 24 saat varlık. Çünkü öyle bir şey ki biz o yaratmasa bunu kendimiz elde edemezdik. Bizde yaratma kudreti yok. Bizi yokluktan varlığa o çıkardı. Buna ne kadar teşekkür etsek bizim için azdır. Yani ne kadar teşekkür etsek o duyduğumuz minneti anlatmaya yetmez. Ama biz layığını da yapamıyoruz. Nereden Cenab-ı Hakk'ı böyle haşa sümmaşa borçlandıracağız? Haşa, zaten ibadet de onun ihtiyacı değil. İbadet de bizim ihtiyacımız. İbadet ettiğimiz zaman biz insaniyetimiz içinde ilerliyoruz. Daha üst mertebelere, nimetiyetin daha üst farkındalıklarına ulaşıyoruz diyelim. İnsaniyeti kübra olan İslamiyet demesinde Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle bir sır da var. İnsan İslamiyetle insaniyetin içinde yukarılara çıkıyor. Çünkü insaniyet alayilliğinden, ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, alayilliğinden esfel-i safiliğine kadar bir mesafe. Orada Ebu Cehil de var, Ebu Cehil-i Layin de var, Ebu Bekir-i Sıddık da var radıyallahu anh. O mu olacaksın, o mu olacaksın? İşte İslamiyet seni Ebu Bekir Sıddık olmaya radıyallahu anh doğru itiyor. Alabildiğince, yapabildiğince, hissence, kabiliyetince, gayretince orada ilerliyorsun. Olabileceklerin içinde bir mertebe kapıyorsun. Cenab-ı Hak orada yükseklerde uçabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Haddimiz değil ama onun lütfu geniş. Bizim gitmemizle olmaz ama onun çekmesiyle olur diye umuyoruz. Dünyayı güneşin etrafında çeken, bir cazibeyle bağlayan Allah elbette bizi de rahmetine bir cazibeyle bağlar diye ümit ediyoruz. Ondan da başka ümidimiz yok. Cenab-ı Hak bizi ümitsiz bırakmasın. Evet, ayet-i kerimeleri hatırladık. Önce dedik ki rahmet, Cenab-ı Hakk'ı yaratışı tırnak içinde kullanıyorum, sevk eden rahmet, kışa gidenleri tekrar bahara döndürmesini sağlayan rahmet, varlığı tekrar tekrar vücuda getirip şenlendirmesini, şereflendirmesini, mesud etmesini, nimetlerle tanıştırmasını iktiza eden rahmet, yine iktiza eder ki kainatın kıymetlisi, misali musagarı, numunesi yani. İnsan da kendi kışında, gecesinde, hiçliğinde, karanlığında, yokluğunda kalmasın, tekrar varlığa çağrılsın. Kainatta sürekli zaten rahmeti gereği böyle bir haşrı yaratan Allah, insanın vücudunu bile belki bir sene içinde iki defa tekrar baştan sona yaratan Allah, çünkü vücudumuz hep yenileniyor, organlarımız, dokularımız, hücrelerimiz aynı kalmıyor. Yine yaratır, o şan gerektirir ki, o şuunat, o sıfat, o esma gerektirir ki insanoğlunda kendi kışında, karanlığında bırakmasın, tekrar varlığa çağırsın. Bu işin rahmet tarafı, muktazi tarafını buradan anlıyoruz. Gerek şartlardan birisi, fail rahmet sahibi olmalı haşrin yaratılması için. İki, yine bir baharda bir değil, on değil, yüz değil, yüz bin değil, bir milyon değil, belki milyar türü tekrar varlığa, bir de bunların fertlerinin sayısını düşünün. Bir sineğin bir sinede tekrar vücuda gelen fert sayısı bütün insanlığın sayısından fazlaymış mesela. Düşünün yani bu yekünü,
birkaç gün zarfında birkaç kilometre karelik diyelim alanlarda yaratan, karıştırmayan, vücuda getiren, hepsini beraber götürebilen, sil baştan yazabilen ilim, irade, kudret ve bunların da en çok da gözüken kudret, yani oradaki haşmet, yine imkan verir ki onların içinde sadece bir türcük olan insanoğlunda tekrar kendi haşrine uğratsın. Yani bunu yapan kudret ondan nasıl uzak olabilir? Ona imkan veren kudret buna nasıl imkan vermez? Öyle bir şey olabilir mi yani? Zoru başarmış, zorun zorunu, zorun zorunun zorunu başarmış. Gözümüzün önünde her sene oluyor. Bunun yanında insanın haşri. Bir şey değil yani. O kadar ağaçta, çiçekte, böcekte olanın yanında insanın yaratılması hiçbir şey. Bu açıdan ayet-i kerime bize iki gerek şart. Yani fail rahmet sahibi olmalı, fail kudret sahibi olmalı. Bu ikisinin beraberliğinde de bir fail kudret ve rahmet sahibi olursa haşri yaratması gerekir. Sonucuna vardırarak bizi, o iki satırlık ifadesi içinde böyle uyandırarak bizi elhamdülillah haşir hakikatiyle muhatap kılıyor. Ona, o hakikatin sahibine sonsuz derece hamdü senalar olsun. Pekala, ayeti hatırladık. Girişimizi de yaptık böylece. Tekrar dönüyoruz. Hakikatimize, 10. hakikate başlıyoruz. 10. hakikati hem hiç akıl kabul eder mi ki kısma kadar bir okuyacağım. Ondan sonra o okuduğumuzun ince tefekkürünü tekrar başa dönerek yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 10. hakikat. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydanı imtihanda ve şu sebatsız teşhirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki, o zat-ı hakim, şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp bütün hazain rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mesud etmesin. Olur mu böyle bir şey? Hem hiç makul müdür ki, hatta çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın, ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtilafat-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın, onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin, ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersinler. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi evsaf-ı hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa, sümme haşa, muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın, estağfurullah,
adl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin diyoruz ve burada bir nefes alıyoruz çünkü metnimiz uzun, hepsini okursak ne zaman ders yapacağız olur. O yüzden buraya kadar okuduk, yaklaşık bir sayfa söz basımın mizampajına göre bir sayfa okuduk. Şimdi tekrar başa dönüyoruz ve ince okuma yapmaya çalışıyoruz. Yani tefekkür etmeye, ya burada ne söylendi bize, bir de şunu kendi cümlelerimize bir dökelim, kendi örneklerimizle, mantığımızla bir kavramaya çalışalım mesaisine başlıyoruz. Özetle ne söylendi dersek arkadaşlar, benim aklıma şu geliyor. Yani dünya için az kalıyor. Böyle diyelim, altında çizerek söyleyelim. Dünya için az kalıyor. Ne demek bu? Açalım. Ya dünyada öyle hakikatler haber veriliyor ki bize, öyle sistemler, kanunlar, onların baktığı elbette esma dairesi, isim dairesi, sıfat dairesi, şuunat dairesi haber veriliyor ki bir noktada diyorsunuz ki tasarım, yani o görünen şey işaret ettiği hakikati kaldıramıyor. Ne demek bu? Diyelim ki bir film izlediniz. Filmde çok iyi mesajlar var. Mesela nasıl diyelim? İçinde diyaloglar falan çok iyi, senaryo çok iyi çalışılmış, kurgu harika falan filan. Ama bunlar manaya dair olan şeyler hakkında. Oyunculuklar çok iyi mesela diyelim. Hepsi tamam ama teknolojisi çok kötü. Mesela işte ışıklar ayarlanamamış, açılar doğru seçilmemiş, kadrajlar yapılamamış. Yani o senaryoya, manaya bakan taraflar çok iyi ama tekniğe bakan taraflar çok zayıf. Yönetmenden veya işte o teknik ekipten kaynaklanan sıkıntılar var. Şimdi dersiniz ki bir noktada, ya bu tasarım şeyi kaldıramadı, içeriği kaldıramadı. Yani içerik daha iyiydi, daha iyi olabilirdi. Malzeme ona haber veriyordu ama dışarıda böyle bir şey oldu. La teşbih ve la temsil. Dünyada böyle bir ikili şey var. Durum var. İşte o yeni okuduğum kitaptan da gönderme yapayım. Sanat Felsefesi kitabından. Noel Carroll'dı galiba ismi yazarın. Yeni biçimci yaklaşım diye bir şey söylüyor sanatta. Bunlar diyorlarmış ki tasarım ve içerik ayrıdır. Yani içerik ayrı bir şeydir, biçim ayrı bir şeydir falan diye bir yaklaşımları varmış. Orada da böyle bir şey var ama biz ona atıf yapmıyoruz. Kendi kafamızdan bunu söylüyoruz. Yani 10. hakikatin bize söylediği bir şey olarak bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Dünyada müthiş bir içerik var ama tasarım bir yerden sonra bunu kaldırmıyor. Tekrar altını çiziyorum. Dünyada müthiş bir içerik var. Mana olarak, hakikat olarak, takdir olarak, düzen olarak, sanat olarak müthiş bir içerik var. Ama bu içerik bir yerden sonra biçimi aşıyor. Neden? Çünkü biçim fani. Biçimde sınırlar var. Yani mesela insan sonsuzluğa dair olduğunu biliyor. Değil mi? Bizim sonsuzlukla niye böyle bu kadar ilişkimiz var, ilgimiz var? Niye haberdar edilmişiz? Eğer sonluluktan ibaret olsaydık, yani bu evrimcilerin, materyalistlerin, şunların bunların, tabiatçıların açıkladığı şekilde sadece bu varlıktaki koşullarla meydana gelmiş tesadüfler eseri, bu varlığın sınırları içinde bir varlık olsaydık, bu varlığa aşkın sorularımızın olmaması gerekirdi. Bu varlığa aşkın farkındalıklarımızın olmaması gerekirdi. Biz biliyoruz, yani mesela ölümsüzlük diye, sonsuzluk diye bir şeylerin olduğunu farkındayız. Bunların nasıl farkındayız? Bunları görmedik ki biz. Biz alemde bunları tatmadık, duymadık, okumadık, koklamadık. Bunlar bizim ötemizde şeyler. Ama biliyoruz, özlüyoruz, istiyoruz. En büyük duamız bu. Bediüzzaman Hazretleri'nde hep altını çizdiği bir şey. Hani insanlığın hepsini bir avuca alıp sıksanız, oradan bir damla çıksa o, ya Rabbi bize sonsuzluk ver duası olur. Aslında diyor bütün ahlar,
bütün aşıkların divanlarındaki işte diyelim başkalarının feryatlarındaki şunlardaki bunlardaki şey diyor aslında hep bir beka arzusunun tereşruhu, sızması. Aslı o. Herkes sonsuzluğu istiyor ama hayatta bunun şeyi başka türlü oluyor, yansımaları. Allah'ım gençliğim gitti falan diyen oluyor. Aradığı yine sonsuzluk. Allah'ım yarim gitti diyen oluyor. Aradığı yine sonsuzluk. Nasıl sonsuzluk? O yarla olan vuslatındaki sonsuzluk. Veya işte Allah'ım işte şu nimetlerini benden alma, sağlığımı benden alma diyen mesela. O da sağlığıyla ilişkisinde bir sonsuzluk düşlüyor. Aslında özlediği sonsuzluk ama onu bir rengiyle düşlüyor. Hal böyleyken işte demeliyiz. Çünkü bunu zaten günlük hayatımızda yaşayarak tecrübe ediyoruz. Ne demek istiyorum? Psikolojik sorunlar diye bir şey var değil mi? Rahatsızlıklar, ruh ve sinir hastalıkları, hastaneleri falan filan. Yani kocaman bir alan bu. Amerikan Psikologlar Birliği, Psikiyatristler Birliği miydi, Psikologlar Birliği miydi? Habire oradan böyle raporlar geliyor falan filan. Araştırmalar, veriler, şunlar bunlar. Sürekli genişleyen bir alan, sürekli işte üzerine çalışılan bir alan. Ne diyor bize? İnsanın bu kainattaki varlığıyla arasında bir uyumsuzluk var. Ya bunu kabul edelim. Bir uyumsuzluk var. Biz bu pistin arabası değiliz. Yine Ferrari'ye bir gönderme yapalım. Epeydir derslerimizde konuk etmiyoruz kendisini. Traktör yolunda Ferrari gibiyiz yani. Arabanın her tarafı diyor ki ben buraya ait değilim arkadaş. Benim burayla sınırlandırılmamam lazım. Traktör o yolda rahat. O onun yolu. Ama araba o yolun adamı değil. O yolun cihazı değil. Mesela işte hayvanlar, işte öküzlerdir, atlardır, koyunlardır, köpeklerdir, kedilerdir. Onlar diyor biz bu pistin elemanıyız diyor. Onlar traktör. Bir sıkıntıları yok. Yaşıyorlar, ölüyorlar. Yaşıyorlar, ölüyorlar. Depresyona girmiyorlar. Ne diyelim uykusuzluk çekmiyorlar. Mutsuzluk yaşamıyorlar. Normal yaşıyor hayatını, gidiyor o. Fonksiyonu icra ediyor, gidiyor. Ama sen buraya ait değilsin. Hani cennete ayak basmışlığın şeyi var sende, izleri. Bu dünya seni kesmiyor artık. Ferrari pistini görmüş, ondan sonra buraya gelmiş. Ne diyor ya, benim pistim nerede diyor. Heh, bu da gösteriyor ki yine biz buradan ibaret değiliz. Bu varlık sadece burayı kaldırmıyor. Buradan daha öte bir şeye işaret ediyor burada gözüken sanat. Bunu hissediyoruz. Yine cümlemize dönersek aynısını söyleyelim. Dünya dünyayı kaldıramıyor. Dünyada ya da şöyle söyleyeyim. Dünya hakikatini kaldıramıyor. Dünya dünyalıkla ibaret sayılmamalı, sayılamıyor gibi. Ama uzattıkça saçmalıyorum, fazla da uzatmayayım. Efendim böyle bir özet hakikat kafanızda oluşması lazım. Yetmiyor. Kabul edelim. Yetmiyor. Sultan da olsan yetmiyor. Hizmetçi de olsan yetmiyor. Sporcu da olsan yetmiyor. Şu olsan, bu olsan, ünlü olsan, şöhret olsan yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. İnsanoğlu bu dünyayla yetinemeyeceğinin farkında. Bu da işte genel resimde aynı şeyi okutuyor bize. Dünyanın hakikati bir yerden, dünyanın içeriği bir yerden sonra biçimini aşıyor. Evet, bunu böyle söyleyelim. Dünyanın içeriği biçimini aşıyor. Evet, 10. hakikat babı hikmet, inayet, rahmet, adalettir dedi. Bu sefer Üstad Hazretleri isimleri sanki çoğalttı. Çünkü finale yaklaşıyoruz, acelemiz var. 10. hakikat, 1-2 hakikat sonra bitecek bu hakikatler bahsi. Babı hikmet, hikmet kapısı. Babı inayet, inayet kapısı. Babı rahmet, rahmet kapısı. Babı adalet, adalet kapısı. Kapı diyor Bediüzzaman Hazretleri, biz onu perspektif diye anlayalım, bakış açısı diye anlayalım, okuma açısı diye anlayalım, tefekkür açısı diye anlayalım. Hikmet kapısından gireceğiz. Ne yapacağız? Yani kainattaki hikmet tecellilerine bakacağız. Hikmet okumaları yapacağız. Ne demek o? Ya kainatta her şey yerli yerinde. Hikmetin bir manası bu, her şeyin yerli yerinde olması. Bir başka manası onun üstüne, her şeyin birden çok, yani amaca sahip olması. En asgari bir hikmet, bir şeyin hikmetli olması için en asgari bir amaca sahip olması lazım.
Ama dünyadaki varlıkların amaçları bir değil, bin değil, yüz bin değil. Yani bir atomun oradaki duruşu bütün evrenin sistemiyle ilgili. Ona uyumlu. Zaten o bütüne uyumlu olmasa orada o varlığı eda edemez. Yani mesela işte H2O su. H2O'nun durumu bütün evrenle uyumlu. Evrenin yasaları neyse, bilmem ta kenarında bilmem hangi galakside hangi yasalar işliyorsa, suda da aynı yasalar işliyor. Ha, suyun bazı özellikleri var farklı, böyle Cenab-ı Hakk'ın onu mazhar kıldığı. Mesela donduğunda hacmi genişliyor falan filan, böyle şeyleri var, değişiklikleri var, ama yine de o alemle bir şeyi var. O istisnalarının bile canlılık üzerine bir şeyi var. Mesela göller, ırmaklar üstten donmasa, alttan donsa, yani su donduğunda diğer maddeler gibi hacmi küçülse dibe çökecek. Dibe çökse göller, denizler dipten donacak. Dipten donsalar oradaki canlılar ölecek. Çünkü canlılık asıl dipte. Ama yüzeyden donuyor. Yüzeyde bir şey oluşuyor, böyle kaymak gibi. Bir yalıtım malzemesi gibi. Üstteki soğuğun alta daha fazla geçmesini engelliyor. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Daha bunun gibi ne mucizeler ne harikalıklar var varlıkta. Oraya girmeyelim. Ama şunu biliyoruz. Bütün bilimler de zaten bugün bize bunu anlatıyor ki varlığın her bir parçasının vakıf olduğumuz olamadığımız birçok amaçları var. Birçok yerli yerindeliği var. Ediyoruz bak ta işte evrenin başında bilmem ne sabitesi şu rakamda olmuş. Onun sayesinde milyarlar sene sonra bu dünyada canlılık var. O sabiteyle bunun bir ilgisi var. Bu bir hikmet mi? Hikmet. Bak ama ta nereden nereye? Varlığın başından sonuna kadar uzanan bir hikmet. Daha bunun gibi neler neler, çoğaltmayayım. Bir sürü belgesel izlemişsinizdir. Orada vay be böyle miymiş falan hayret ettiğiniz ne varsa onlar da birer hikmet. İnayet, inayet yardım diye de söyleniyor ama Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur'da başka bir kullanımı var. Burada ona dikkat çekeceklerini tahmin etmiştim. Çünkü Kenan Demirtaş abi o tanımı her zaman altını çizer. İnayet, yardım, ikram, bunlar çok bilinen manaları. Ama külliyatta geçen özel bir manası, bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik. Yani biz bu dünyada yardım, ikram, şu nevinden ne tadıyorsak aslında bir düzenliliğin parçası olduğundan onu tadıyoruz. İşte yine örneğime dönelim. Evrenin başında bir sabite belirlemiş Cenab-ı Hak. O sabiteye bağlamış varlığı atom altı düzeyde. O sabitenin düzenliliği sayesinde işte milyarlarca sene sonra dünyada hayat var. Canlı molekülleri ancak o sabite o değerde olursa, ne yukarısı ne aşağısı tam o değerde olursa oluşabiliyormuş. Bak şimdi, o düzenlilik sayesinde bu inayet oldu, bu rahmet oldu. Evet biz onu ayrıca bir yardım gibi görüyoruz mesela rızkı falan vesaire, ama asıl Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu o düzen, o ne diyelim her şeyi kolaylaştıran sistem bir dip akışı gibi denizin altında şeyi sağlıyor, varlığı sağlıyor. Cenab-ı Hakk'ın hususi ikramları oluyor mu? Oluyor, ama onun altında hep o akışın, sistemin şeyi var. Koruyuculuğu var, devam ettiriciliği var, kolaylaştırıcılığı var. Nasıl mesela bilgisayarda bir sistem var, dip sistem mesela Microsoft diyelim ya da işte Apple'ınkisi de 12 iOS'tu galiba. Şimdi o bir dip sistem olarak duruyor. Onun üstüne siz uygulama yüklüyorsunuz, uygulama kaldırıyorsunuz, işte tasarım programı alıyorsunuz, bilmem başka bir şeyin programını yüklüyorsunuz, kaldırıyorsunuz, bir sürü iş yapıyorsunuz. Ama onları kaldırıp indirirken altta dipte bir sistem var. O sistem sayesinde bu üstteki bu işleri yapabiliyorsunuz. O dipteki sistem olmasa o üstteki şeyi kuramayacaksınız. O üstte kurduğunuz şey o dipteki sisteme yaslanıyor zaten. O onu kolaylaştırıyor. Azıcık bir şey yükleseniz çalışıyor. Niye? Altta zaten hazır başka bir sistem var. Onun üstüne kurmuş oluyorsunuz. Gibi gibi. Hani meyvenin oluşumunun ağaca yaslı olması gibi. Cenab-ı Hak ağacı yaratmış. Onun üstüne sen meyve oluyor da alıyorsun yani. Yoksa meyve doğrudan toprakla bağlı oluşmuyor. Gibi gibi. Anlayalım bu inayeti. Rahmet. O zaten dilimizin şekeri, balı. Yani rahmet. Bizim sebebi vücudumuz, Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratmasının
nedeni, onun rahmetinin kemali. Bu kelimeyi fazla izah etmiyorum çünkü içi zaten gönlümüzü dolduran bir sürü manayla dolu. Adalet, işte hak sahibine hakkını vermek de deniliyor. Bir parçası bu gerçekten. Her hak sahibine hakkının verilmesi. Zalimin zulmünden mazlumun korunması. Bu da var. Bakın arkadaşlar, adalet o kadar geniş bir kavram ki, eşitlik de bir parçasıdır bazı durumlarda. Eşitsizlik de bir parçasıdır. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim bir sınav yapılıyor. O sınava gireceklere aynı muameleyi yapmak da bir anlamda şeydir. Çünkü aynı şartlarda sınayacaksın ki burada bir adalet olursun imtihanda. Fakat diyelim ki o sınava katılacaklardan birisi, yani sınav zede derler, dilime de oradan geldi şimdi. Ya bir şey yaşadı adam sabah. Üniversitede öğretmensiniz. Sınav yapıyorsunuz öğrencilerinize. Adil olmalısınız. 100 tane öğrenciniz var. Adil olmalısınız ki o yana öğrencilerin hakkını verebilirsiniz. Yani kimseye iltimas geçmemelisiniz. Ama diyelim ki o adam o sabah bir şey yaşadı. 99 öğrenci, tamam, bir tane öğrenci sabah hakikaten hayatında felaket bir olay yaşadı. Bir trafik kazası yaşadı veya işte bir yakınını kaybetti, Allah muhafaza. Veya işte bir sağlık sorunu, başka bir şey. Şimdi o adamı kollamak da adaletin gereğidir. O adama gelseydin sınava kardeşim, gelmedin sıfır derseniz bu zulüm olur. Bakın zahirde eşitlik sağladınız ama bu eşitliğiniz adalet olmadı. Kollamak adalet olur orada. Yani adaleti eşitliğe eşitlemek diyelim. Bak en güzeli oldu. Adaleti eşitliğe eşitlemek yanlıştır, eksiktir. Eksik kalır çoğu durumda. Bu yüzden biz mesela diyoruz ki Cenab-ı Hak varlığı eşit yaratmamış. O yüzden şeriatımızdaki farklılıkları da anlamamız lazım. Mesela seni güçlü yaratmış, beni zayıf yaratmış. Veya ötekisini uzun yaratmış, bir ikisini kısa yaratmış. Birisini yakışıklı yaratmış, birisini çirkin yaratmış. Gibi gibi zengin yaratmış, fakir yaratmış. Bunu Cenab-ı Hak murad etmiş, böyle yaratmış. Varlıktaki şeyini görüyoruz. Canlılar arasındaki farklılıklar, insanlar arasındaki farklılar, her birisini bir alem yapacak kadar nüanslar. Görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bir muradı da farklılıklar. O zaman bu farklılıkları yıktıracak bir şeyi doğru yapar mı onların ilahı? Yani şunu demek istiyorum. Mutlak eşitlik savunuyor ya bazı ideolojiler, sosyalizm veya işte atıyorum komünizm gibi veya başka ideolojilerde de var bunlar, liberalizmde falan. Yani mutlak bir eşitlik, herkes mutlak bir şekilde eşit olacak her şeyde. Böyle bir şey yok. Sahada da başarılamamış zaten hiçbir zaman. O zaman gelelim Müslümanın da şeyini anlayın siz. Bayanlardaki tesettür miktarı ile erkeklerdeki tesettür miktarının farklı olmasını anlayın. Çünkü zaten onlar farklılar. Hukuklarının farklı olmasını anlayın. Çünkü onlar zaten farklılar. Şimdi mesela günümüzde işte batı mürekkebi yalamışlar, çok laf ediyorlar. İşte kadın erkek eşitliği bilmem. Kadın erkek eşitliği yapısal manada. Yani ontolojik mi diyorlar? Var mı bir eşitlik kadınla erkek arasında? Ya fizikleri farklı, duyguları farklı, onlardaki yoğunlaşmalar farklı, eğilimler farklı. Neden böyle geyiklerin boynuzlarını bir ayar yapmaya böyle hızarla çalışmak gibi, ya da işte insanların boylarını bir araya getirmek için uzunların bacaklarını kesmek gibi zorlamacı, despot bir eşitliğe şey yapıyoruz ki, dayatıyoruz ki? Cenab-ı Hak farklı yaratmış. O farklılığa göre de farklı hukuklar tayin etmiş. Elbette onun tayin ettiği haklıdır. Çünkü zaten varlıkta farklılık var. Bu varlıktaki farklılığı yok etmek varlığa zulümdür. Kadınları erkekleştiriyorlar. İyi bir şey mi yapıyorlar yani? Bakıyorsunuz yani iğrenç tipler. Ben öyle düşünüyorum. Gördüğüm zaman, sokakta da karşılaştığımda, yani o erkekleşmiş kadınları gördüğümde, yani fıtratının bozulduğunu, ona zulüm edildiğini ben hissediyorum. O kendi içinde hisseder, hissetmez. Ama yakışmamış yani ona o duruş, o hal. Bozulmuş bir şey hissediyorsunuz. Veya kadınlaşan erkekler. Ne kadar iğrenç. Böyle denk geliyorsunuz bazen İstanbul'da, otobüste, şunda bunda.
Yani böyle kaçacak, saklanacak yer arıyorsunuz. Neden? O bozuk fıtratın şeyini hissediyorsunuz. Allah'ın yarattığı böyle değildi. Sen onu bozdun. Sen onu değiştirdin. Neyle? İşte eşitlik şu bu falan filan. Yok kardeşim. Allah'ın eşitlik murat etmediği yerde eşitlik dilemek, istemek, dayatmak zulümdür. Tıpkı o şeydeki gibi olur. Buna bağlı olarak Müslümanların fıkıhlarında da farklılıklar var. Yani kadın hukuku, erkek hukuku mesela tesettür mevzusu. Kadında farklı, erkekte farklı. Evet. Cenab-ı Hakk'ın muradı o. Birçok hikmeti var. Burada işte geçiyor. Hikmet, inayet, rahmet, adalet. Bunlar aslında birbirini haber veren şeyler, birbirini bütünleyen parçalar. Bir hikmetle o adalet oluyor yani. Bir hikmet mesela benim aklıma gelen, daha önce bunu yazı konusu da yapmıştım. Şimdi mesela Instagram çağı, sosyal medya çağı, Twitter çağı, şu çağı, bu çağı diyoruz ya, YouTube çağı falan. Bakın dış görünüşünü çok abartan, buraya acayip hasrı mesai eden kadınlar yüzeyden ibaret kalıyorlar. Kadını sığlaştırıyor. Bence bu benim tefekkürüm. Kadının güzelliğine çok ön plana çıkarması, çok üstüne düşmesi, çok yoğunlaşması ona. Yani orada bir haddi vasatı koruyamaması, kadınlar çirkin olsun demiyoruz ama bir ölçüyle olması lazım, bir sınırla. Kadın sabah kalkıyor, bilmem oram buram fotoğraf çekiyor, bilmem ne paylaşıyor. Akşam yatıyor hala derdi o. Oram buram, kasım bilmem neyim, karın kaslarım, bilmem dudaklarım, bilmem şuram buram. Botokstur, şudur budur. Yani oraya harcanan parayı, oraya harcanan mesaiyi, oraya harcanan teknolojiyi düşünün. Bir de onları alıp Afrika'daki çocukların, şunların, bunların ihtiyacına harcasak diye düşünün. Bakın ne kadar boşuna giden bir şey var orada. Gayret, dikkat, yetenek ziyan oluyor o alanda. O hayatta zaman da ziyan oluyor. Kendi yüzeyine zaten gidecek abicim. Yani ablacım yani kim genç kalıyor? Bir sene idare ettin, 3 sene idare ettin, 5 sene idare ettin. 50'nde de mi öyle olacaksın yani? Dünyaya kazık mı çakacaksın? 60'ında, 70'inde. Yani gidecek o beden. O beden öyle kalmaya gelmemiş zaten. Bu durumu kabullenip, asgari şeyini karşılayıp, normal hayatını geçirmen lazım. Bakın dikkat edin. Bu bir fen lisesi mezununun size arz edeceği ilginç bir düşüncesi olsun. Katılanlar olur, katılmayanlar olur. Bir şey diyemem. Mesela böyle zeki öğrencilerin, kız öğrencilerin, erkek öğrencilerin toplandığı okullara baktığınızda çok dışlarıyla ilgilenmediklerini görürsünüz. Kardeşlerim affetsinler yani bu cümleden anlayacaklar. Hani mesela derlerdi bizim okul için ya bunların kızları çirkindir derlerdi falan filan. Niye diyorlar bunu? Ya bunlar şey inek öğrenciler. Bunların kızları kendine bakmaz. Yani ders çalışır. Erkekler de öyle abi, ders çalışıyorlar. Kafaları orada. Bakıyorsunuz evet. Hakikaten dışı ile ilgisi o şeyler kadar değil. Aa bugün işte şunu aldım, buruşu aldım, bilmem şunu sürdüm, ojem şöyle bu böyle değil. Erkekler için de kızlar için de hani böyle saçlarının tiplerine çok fazla özenmiyorlardı. Özenenler nadir birkaç kişi. Onun dışında genelde kafaları şeyde. Ama bakıyorsunuz da çok başarılılar. Demek ki yüzey ilgisi insanı sığlaştırıyor. Yüzeyinden kurtuldukça da açılıyor sanki şeyleri, yetenekleri. Bu yüzden Cenab-ı Hak belki de o kadınların çünkü cinsi latif olduğu için daha güzeller, daha alımlılar, daha kendi kuyularına düşmeye müsait özellikleri var. Ondan korumuş Allah. Hani örtünün hem toplumsal hayatta hem kendi hayatınızda haddi vasatta kalmanızı sağlasın bu. İsrafa gitmeyin. Kendinizle ilgilenmekte dahi, bu noktaya kapılmakta dahi uçmayın. Bir koruma şeyi olabilir bu. Böyle de düşünmek lazım. Başka bir sürü hikmeti vardır da. Bu da aklıma gelen bir şey. Derse fazladan girdi. Hem de çok fazladan girdi. Hiç ilgimizde yoktu bunlar. Tutamadık kendimizi. Evet, babı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bunlar dediğimiz gibi birbirini tamamlayan da şeylerdir. Hikmet. Hikmet neyle olacak? Az önce konuştuğumuz tanımıyla düşünürsek inayetle olur ancak. Altta, dipte bir akıntının olması lazım düzenli. Onun üstüne hikmet, artı anlamlar biniyor. Rahmet zaten hikmet ve inayetin bir sonucu gibi.
bir şey hikmetliyse, inayetliyse onda rahmet de oluyor. Çünkü rahmet olmasa o niye öyle olsun? Adalet de zaten yine işte dediğimiz gibi rahmetin adaletle ilgisi bir bütünleyicilik ilişkisi zaten. Bir kitapta geçiyordu ama şimdi kitabın ismi de aklıma gelmiyor. Şöyle bir şey diyordu. Adaletsiz, merhametsiz adalet, pardon şöyle başlayayım. Tekrar sıfıra dönüyoruz başa. Adaletsiz merhamet fazladır. Merhametsiz adalet eksiktir. Heh, cümle böyleydi. Adaletsiz merhamet fazladır. Merhametsiz adalet eksiktir. Niye? Çünkü mesela bir adam 100 kişinin katili ya çocuktur ya işlemiş böyle 100 kişi öldürmüş ona ceza vermeyelim falan. Bu fazla bu. Fazla kaçırdın sen burada merhameti. Adalet o yüzden merhametin ziyadeliğini alıyor. Diğer taraftan ya adam nefsi müdafaa yapmış. Üzerine bıçakla saldırmışlar. O da nefsi müdafaa yapmış. Birisini yaralamış. E şimdi diyorsun ki adamı yaralamış hemen cezasını verelim. Ya adam ama kendini savunmuş orada. Bak burada da merhamet şeyi sağlıyor. Yani o adamın durumuna bir merhamet etmen lazım. Özel bir merhamet ki adalet olsun. Veya işte diyoruz ya adam sınava yetişememiş. Bir kaza olmuş, bir şey olmuş, başına gelmiş. Şimdi bu adamı özellikle bir gözetmen lazım ki adaletin tam olsun. Gibi gibi. Yani bu dört ismi arkadaşlar birbirini bütünleyen bir dört ayak olarak bakabiliriz. İsmi Hakim, işte Cenab-ı Hakk'ın her şeyi sonsuz hikmetle yaratışını haber veriyor. İsmi Kerim, burada bakın Kerim geldi inayete. İkram, cömertlik, bağış manaları var. Cenab-ı Hakk'ın cömertliği, bağışlayıcılığı vesaire. Adil, Cenab-ı Hakk'ın adaleti, adaletli oluşu. Rahim, özel rahmet tecellileri. Burada Rahman demedi, Rahim dedi. Ne anlamamalıyız? Söyleyemedim yine. Ne anlamalıyız buradan? Üstad Hazretleri mesela Zülcelal diyecekse işte haşmetli, bütünlüklü bir şeyden bahsedecek. Bunu anlamalıyız. Zülcemal diyecekse orada daha has, daha özel bir daireden bahsediyor veya bahsedecek. Onu anlamalıyız. Rahim'den bahsedecekse de aynı şey. Özel bir daireden bahsedecek demektir. Daha incelikli baktıracak demektir. Rahman deseydi daha büyük aynaya baktıracak demektir. Mesela işte bütün annelerin yavrularına gösterdikleri şefkat. Üstad bu mevzuyu anarken Rahman ismine atıf yapar. Ama mesela daha özel has dairede bir şeyden bahsediyor. Nübüvvetten. Peygamber Efendimizin işte risaletinden. Orada Rahim'e falan döner üstad. Çünkü niye? Daha has bir tecelli var. Rahman'la Rahim'in arasındaki bu nüansı Bediüzzaman Hazretleri metinlerine yedirmiştir arkadaşlar. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Evet. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada yani sonlu, sonsuzluğu olmayan dünya misafirhanesinde ve şu devamsız meydanı imtihanda devamı olmayan imtihan meydanında açık ve şu sebatsız yine devamsız teşhirgahı arzda yani dünya sergisi diyelim arz sergisi öyle düşünün dünya bir böyle vitrin üzerinde bir sürü şey var ve dönüyor sürekli böyle sanki onu izletmek için var olmuş öyle bir sergi bu derece bahir bir hikmet. Bahir, ne demekmiş bahir? Açık görünen berrak demekmiş. Bahir, açık görünen berrak demekmiş arkadaşlar. Ben de öğrenmiş oldum. Bahir, ben kendi kafamdan versem, niyeyse aklıma hep deniz geldi burada. Hani böyle deniz gibi geniş bir hikmet diye verecektim. Ama hakikati açık görünen berrakmış. Bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet, görünen bir inayet. Ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin, geniş bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in Celal sahibi hem Celal hem mülkün sahibi ya da Celal sahibi Malik. Nasıl söylenir bu? Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve
alem-i mülk ve melekutunda. Evet, alem-i mülk ve melekut. İki terim var burada. Mülk ne demekmiş? Önce ona bakalım, onu söyleyelim. Burada bakın şöyle verilmiş. Alem-i mülk ve melekut, görünen ve görünmeyen alem, her şeyin dış ve iç yüzü. Yani varlığın ana başlık olarak iki boyutu var. Biri mülk boyutu, bu bize görünen boyutu. Bir de melekut boyutu var. Hani buzdağının görünen kısmı, görünmeyen kısmı diyoruz ya. Onun gibi bir Cenab-ı Hakk'a tarafa, Cenab-ı Hak'tan tarafa bakan melekut ciheti var varlığın. Bir de bizim içinde oyalandığımız mülk ciheti var. İki boyut gibi bu. Her şeyin melekut ciheti temiz, pak. Ama mülk cihetinde arızalar var bizim muhatap olduğumuz cihette. İşte kötülük var, iyilik var, zıtlar var vesaire. Alemi mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar, yani orada kalan, ikamet eden mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hakikatleri hiçe inmek ne demek? Şimdi Üstad Hazretleri bu paragrafta bunu kullandı. Tekrar döneceğiz başına paragrafın. Allahu alem, ben şöyle anlıyorum. Bu kainatta gördüğümüz bu türden cilveler, hikmete dair, inayete dair, adalete dair, merhamete dair faillerinin, yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz olduğunu haber veriyorlar. Şimdi dünyadaki işlerin yürümesi için ne kadar adalet lazım? İnsanın içindeki işler değil sadece, böyle hani beşeri ilişkilerimiz değil. Onun içinde bizim biyolojimizin, kimyamızın, fiziğimizin bütün uzaya bakan yönleriyle ve uzayın birbirine bakan o galaksileri, şunları bunları, onlardaki düzenin devamı içinde bir adalet lazım. Adalet ne için lazım? Adalet bizim beşeri işlerimizin düzenine biz adalet diyoruz. Nasıl ki bizim beşeri işlerimizin düzeni için bir adalet lazım, alemin de devamı için bir adalet lazım, değil mi? Düzenle işlemesi için. Yani biz bir yerde adalet olduğunu oradaki düzenden anlıyoruz. İşte inayet, adalet arasındaki bağı da buradan düşünelim. Yani kainatta müthiş bir düzen var, bir inayet var. O zaman adalet de var. Bu adalet ne kadar olmalı? Kaç gram olursa bu adalet yeter? Ne gram abi, kilo ne, ton ne? Yani bu miktarlar nedir, hiçbir şey ifade etmiyor ki. Yani kainattaki düzenin dayanması için özet, tek başlık, sonsuz bir adalet lazım. Kainatın o bütün zamanları, mekanları kuşatan cihetleriyle, bunların birbirisiyle ilişkisiyle, onların içindeki anlarla, o anlardaki değişik durumlarla falan filan, yani kattığınızda zaten kafa bir dönüyor böyle, ben neredeyim falan şeyine geliyorsunuz. Yani insanın hafızasının almadığı mevzular. Ama özetle biz bu duruma diyoruz ki bunların devam edebilmesi için sonsuz bir adalete ihtiyaç var. Öyle bir adalet olmalı ki, yani bir küçük şeye taallukuyla en büyük şeye taalluku aynı olmalı. Bir nefsin diriltilmesiyle bütün canlıların diriltilmesi, Cenab-ı Hakk'ın nasıl ayet-i kerimelerde haber veriyor, benim için biridir diyor, yani hiçbir zorluğu yok. Niye? Çünkü adaletin de sınır yok. Sınırı olmayan sıkıntı çekmez. Tekrar başa dönelim. Tecellisinde ya da hazinesinde sınırı olmayan bağışlamakta sıkıntı çekmez. İlminde sınırı olmayan yaratmakta sıkıntı çekmez. Adaletinde sınır olmayan düzen koymakta sıkıntı çekmez. Ve biz bu kainattan görüyoruz ki sıkıntı yok. Tek sıkıntılı alan bizim irade-i cüz'iyemize açılan alan. Yani orada Cenab-ı Hak bir sırrı imtihan gereği bize bir alan açmış. Bizim seçimlerimize göre o yaratıyor yine. Murad-ı ilahisiyle. Orada insanlığın o hak sahip olduğu haktan dolayı arızalar çıkıyor. Onun dışındaki bütün alanlarda adaletsizlik, zulüm, zorbalık yok. Adaletle her şey devam ediyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Düzeninden anlıyoruz. Düzeni bize söylüyor üzerindeki işin adaletli olduğunu. Evet, şimdi bunu söyledi bize kainat pek çok delille.
bilimlerin hepsi zaten bizim bir dilimiz, bizim bir dayanağımız. İsteyen, isterse üreten ateist olsun, o bilim gene bizim dayanağımız. Çünkü bulduğu şey bizim hakikatimiz. Hikmet müminin yetiğidir, onu nerede bulursa alır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu bağlamda düşünün. Üretmiş bilgi ama o bilgi bizim delilimiz. Bizim dediğimizi anlatıyorsun çünkü. Bizim dediğimizi anlatmıyorsa ona bir şey yapalım. Bir soru işareti koyalım. Alırken de sorgulayalım. Mesela evrimi sorgulayalım. Çünkü evrim bizim dediğimiz söylemiyor. O soru işareti konulacak bir bilgidir bizim için. Ama kainattaki düzenden bahsediyor fizik mesela. Zaten bizim dediğimizi diyorsun abi, gel vatandaş. Ona geç yapalım böyle yani, gelsin. O bilgiyi yani ona itikat muamelesi yapmayalım ama, çünkü bilim de zamanla gelişen bir şey, malzeme olarak kullanabiliriz. Bu yüzden bu hakkı Kur'an'ımız, sünnetimiz, ulemamızın eserleri vermiş. Onlar da kullanmışlar çünkü. Evet. Kainatın hakikati sonsuzluğa işaret ediyor. Ama geri dönüp tekrar işte biçimle muhatap olduğumuzda, içerik biçim dedim ya, orada bir uyumsuzluk var. Geri dönüp biçimle muhatap olduğumuzda diyoruz ki ya bu biçim bu içeriği kaldırmıyor. Bu Allah sonsuz rahmet sahibi, sonsuz inayet sahibi, sonsuz adalet sahibi, kerem sahibi ama yarattıkları fani. Öyleyse niye burada böyle yaptı? Bakın, biçim içerik uyumsuzluğu. Biçim bir yere bizi götürdü ama sonra o içeriği kendisi kaldıramamaya başladı. İşte buradaki biçim içerik uyumsuzluğundan biz diyoruz ki Cenab-ı Hak bu hakikatleri yalan çıkarmaz, yanlış çıkarmaz. Ne yapar? Ahiretle o yarımlığı telafi eder. Bize yarım gelen şeyleri, öyle söyleyelim, Cenab-ı Hakk'ın yarım işi olmaz. Yani bize yarım gelen şeyleri ahiretteki şeylerle tamamlayacak. Yaratışlarla. Mesela işte bugün dünyada bir sürü zulüm oluyor. Zalim bazen cezasını görmeden ölüyor. Mazlum da hakkını alamadan vefat ediyor. Bu bize göre bir yarımlık. Ama yarım mı kalacak? Hayır. Tamamlanacak. Biçim o kadarlık kalmayacak yani. Biçim ve içerik tam tutacak birbirini. Ne zaman? Ahiret günü. Hiç mümkün müdür ki? Tekrar başa dönelim. Bu paragrafı okuyarak da, yani konuşarak bitirelim artık. Başka paragrafa geçemeyeceğiz. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada, şu devamsız misafirhane-i dünya, dünya misafirhanesinde ve şu devamsız meydanı imtihanında ve şu sebatsız teşhirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet. Bahir neydi? Neydi ya? Açık görünen berrak. Billur diyecektim, şüphelendim. Açık görünen berrak. Apaçık. Bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir görünür bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hadi şu paragrafa da bir girelim bakalım. Burada girmeyelim, şu şeyi bir konuşalım. Neden Malikül Mülkü Zülcelal ifadesini kullandı? İşte genele baktıracak. Üstad Hazretleri böyle haşmetli ifadeler kullanıyorsa büyük aynada gözükenden bahsedecek demektir. Burada da aynen öyle oldu. Malikül Mülkü Zülcelal dedi. Mülk sahibi hem de celal sahibi. Haşmet sahibi hem de mülkün sahibi. Bunlar birbiriyle ilgili. Zaten o celalini biz o mülkünden okuyoruz. O bütün mülkün sahibi olmasa bu celali biz nasıl okuyacağız? Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün mülkü onun olmasa... Evet, buraya biraz dokunalım arkadaşlar. Güzel bir kapı açıldı. Cenab-ı Hak vahdet sahibi olmasa biz marifetullahımızda çok arızalara düşeriz. Ya da şüphelere düşeriz. Mesela Cenab-ı Hak haşa sümme şöyle bir şey yok da işte şu dağları Allah yarattı, şu dağ kendiliğinden oluştu. Öyle mülkte bir alan açılsın. Şimdi biz bunu bilmiyoruz, hangisi kendiliğinden oluştu, hangisini Allah yarattı.
hangisinden Allah'a marifetullah okuması yapacağız? Şimdi o biz zahirde ayıramıyoruz onları. Birbirinin aynısı gözüküyor. O zaman buradan yapılacak marifet okumasında acabalara düşünmez mi? Hani hangisi kimin sözü? Efendimizin ismeti için, günahsızlığı için mesela bunu söylerler. Peygamberler böyle olmalıdır aleyhisselam. Neden? Çünkü vahiy getiriyor. Eğer bir yalancı, haşa sümme haşa, vahiye muhatap olsa, şeriata dair bir sürü şey emretti bize değil mi? Hem vahiye hem şeriatın içinde dinin emirlerine dair sünnetiyle. Vahiy metlulla, vahiy gayri metlulla. Yani tilavet olunmayan vahiyle ve tilavet olunan vahiyle bir sürü şey emretti bize. Acaba içine yalan kattı mı? Şuna ayet dedi, acaba ayet olmayabilir mi? Şüpheye düşeriz. Eğer peygamberler ismet sahibi olmazsa, müminler onların getirdiği din hakkında şüpheye düşebilir. Bu yüzden ehl-i sünnet itikadının bir parçası olarak biz diyoruz ki, hayır, peygamberler zaten hıfz edilmişlerdir. Onlara gelen emanet de onların temiz ellerinden dolayı, Cenab-ı Hakk'ın o elleri korumasından dolayı onlardadır. Ki müminlerin kalpleri, akılları acabaya düşmesin. Buraya gelelim. İşte mülk mevzusu da öyle. Her şey Cenab-ı Hakk'ın olmasa hangisinden Cenab-ı Hakk'a tefekkür yapılacak, hangisinden yapılmayacak? Bilemeyiz, şüpheye düşeriz. Acabamız olur. Cenab-ı Hakk'ın vahdeti onun marifetullahına imkan vermiştir. Çünkü neye baksak onun için bakarız bu sayede. Kitapta acabaya düşmeyiz. İşte mesela bize bir kitap verilse, temsil olarak zikredelim. Bu kitabın dörtte ikisini bir yazar yazmış, geri kalan kısımda da, ama böyle hani karışık, hangisinin nerede bitip başladığı belli değil, diğer kısımlarda da başka yazarların müdahaleleri var. Bize diyorlar ki şimdi bu metine bakarak yazar hakkında çıkarımlarda bulunun. Abi hangisi yazarın? Hangisi yazarın, hangisi değil? Yazara karşı çıkarımda bulunacağız ama yani metnin kime ait olduğu belli değil. Belki de ben yanlış bir yerden, yanlış müelliften, yanlış faile, yanlış metinden yanlış yazara gönderme yapacağım. Başkasının cümlesinden 4'te 2'yi yazan adama konuşacağım veya onun olmayan bir cümleden ona, onun olan bir cümleden başkasına bir şey söyleyeceğim. Yani metnin kime ait olduğunu bilmedikçe, o bütünlüğün tamamıyla kusursuz bir şekilde hepsi onundur diye bilmedikçe ben o sağlıklı çıkarımları yapamam. Cenab-ı Hakk'ın vahdeti, birliği, her şeyi onun yaratışı, tevhidi marifetullah'a imkan vermiştir. Madem ki varlığın, tersten gidelim, madem ki varlığın amacı marifetullah'tır, Cenab-ı Hakk'ın bilinmesidir, o zaman vahdet olmalıdır. Çünkü karıştırırsa bakanlar da karışır. Diğer bir şey, Cenab-ı Hak şirke niye bu kadar kızıyor, düşman, gadaplanıyor ona karşı? İşte zaten o bütünlüğü bozduğu için, arkalarındakine de bozdurduğu için, bir şirk önderi, bir dalalet sahibi, kendisi bakış açısını bozduğu gibi arkalarına da sanki böyleymiş gibi bir izlenim veriyor. O zaman ne oluyor? Çıkarımlar zarar görüyor. Yani bakın verdiği zararı, geçenlerde kafirin niye istidadı kalmaz falan diye konuştuk ya bir haşiye üzerinden. Kafir neden cehenneme ebedi gönderilir? Salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz dedi burada. Bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insani öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz küfrün. Buradan da düşünelim. Evet, kitabın faili kim? Kitabın yazarı kim? Bunda arıza çıkardığı için artık ne nereye gönderme yapıyor, ne nereye gidiyor, bundan sağlıklı bir sonuç elde edilemez hakikate dair diyebiliriz diye aklıma da benim şimdi geldi. Bu da ayrıca bir kapı olarak açtık. Haşir Risalesi ile ilgili olmayan bir kapıydı ama her şeyin dilencisiyiz. Cenab-ı Hak ne verirse onun dilencisiyiz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası Kur'an'da geçen, hepimizin duası, insanlığın hali. Ya Rabbi, vereceğin her hayra muhtacım. Bu da bize verilmiş bir hayır oldu. Niye kaçınalım almaktan? Aldık, öptük, başımıza koyduk. Bir daha okuyayım metni ve bitirelim. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhaneyi dünyada ve şu devamsız meydanı imtihamda ve şu sebatsız teşhirgahı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet
ve bu derece vasi bir merhametin asarını, eserlerini gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Arkadaşlar az önce yiyenler galiba bir şeyleri kırdı döktüler, bir gürültü geldi. Gürültü için kusura bakmayın. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.